you look at me like I'm crazy. Crazy? This is obscene. It was obscene. In the normal world. I mean, who the fuck wanted to live there? Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Dogecoin analizi yapacağız. Dogecoin'deki son durumu değerlendireceğiz. Neler ele gidebilir? Nereler alım konumları? Düşüş bitti mi? Ben ne durumdayım? Çünkü Dogecoin'de benim kendi işlemim var. Trade grubunda olanlar bunu bilir. Dogecoin'i taşımaya devam ediyor muyum? Hedefim neresi? nerelerde küçük eklemeler, küçük satışlar yapılabilir. Bunların hepsini sizlere teker teker açıklamaya ve anlatmaya çalışacağım. Bu video içerisinde arkadaşlar böyle absürt beklentiler, absürt hedefler değil de realist bir şekilde yaklaşmaya çalışacağım. Çünkü bu absürt hedefleri veren birçok kişi sosyal medyada dolaşıyor. İsteyenler onlara bakabilir. Ben onlardan birisi değilim. Çünkü bunda ben de işlem alıyorum ve ben de kendi hedefime göre kar almak istiyorum. Doğru konulardan ekleme yapmak istiyorum. Hazırsanız arkadaşlar Dogecoin videosuna başlayalım. Ancak siz Küçük bir ricam var. Eğer yararlı olursa beğeni butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü benim motivasyon kaynağım bu. Siz beğendikçe, yorum yaptıkça, işinize yaradığını gördükçe ben motive oluyorum. O yüzden bu benim için önemli. Dogecoin şu anda 15 sen seviyelerinde hatta 16 diyebiliriz buna. Ve bu seviyelere gelmeden önce de Bitcoin'de yaşanan geri çekilme, İran savaş olayı bu tarz olaylarla birlikte Bitcoin dominansının yukarı itilmesi Dogecoin'i aşağı şekilde itti ve burada çok dip seviyeler olan 0,13'lere kadar geri çekildi Dogecoin. Dogecoin buralara geri çekildiğinde buralardaki destek konumlarından ekleme yapabildik mi? Öncelikle arkadaşlar evet vadeli işlemimde maliyeti düşürdüm ve maliyeti oldukça aşağılara getirdim. Çünkü Dogecoin'e giriş seviyelerimiz ortalama olarak arkadaşlar şuralarda yani 17,7-18 seviyeleri içerisinde Dogecoin'e biz giriş yapmıştık. Ve buradan yaptığımızda girişi ortalama hedef konumumuz neresiydi diye soracak olursanız. Eğer kısa vade tutmak istiyorsanız 20 centlerde ama ben biraz daha uzun vadeci olduğum için ve kademeli bir ekleme planı oluşturduğum için trade grubunda daha üstleri hedefliyordum. 25 centler ve bunun üstünde de 26 ile 30 cent civarlarında bir hedefim vardı. Ama düştüğünde de pozisyonumu ekleyebilecek şekilde tasarlamıştım. Bu düşüşte arkadaşlar lik olmadı pozisyonum. Tabii ki gerçekleşmemiş zarar olarak baya bir kırmızı göründü ekran. Ama buralarda yaptığım eklemelerle birlikte tekrardan maliyeti düşürdüm. Ve şu anda güncel maliyetimde arkadaşlar 16 sen civarlarında. Bakıldığında 0,15 seviyelerinde olduğu için henüz tam 16'nın üzerine çıkamadığı için de hala kırmızı bir görüntü bende mevcut. Peki Burada hedeflerim nedir? Daha alım yapmayı düşünüyor muyum? Öncelikle Dogecoin şu anki piyasa içerisinde özellikle bakın şuradaki senaryoda bakın şurayı net olarak belirlemek istiyorum. Buradaki senaryo içerisinde en sağlam duran projeler arasında. Yani burada Dogecoin bu kadar düştüyse bunun iki katı kadar diğer altcoinler düştü. Dogecoin çok sağlam şekilde tutundu buralarda ve tutunmakla kalmadı. Burada tekrardan yükseliş eğiliminde oldu. Toparlama eğiliminde oldu. Bakın şurada da bunu görebiliyorsunuz. Ve sonrasında tabii ki şu olayla birlikte de düşmese artık çok şaşıracağınız çok güçlü duran bir pariteydi. Ve yüksek ihtimalle şuradaki olayda sadece şöyle bir geri çekilme sonrasında burada yatay bir hareket görseydiniz. Şu toparlamayı şuraya yukarı olarak 30'lara giden bir hareket olarak yapardı Dogecoin. Çünkü çok sağlam durmuş olacaktı. Sağlam duran projeler genelde böyle düşüşlerde ya da çok az düşen projeler İşler rahatladığında, yoluna girdiğinde çok hızlı şekilde ve çok sert şekilde, hacimli şekilde yükselirler. Dogecoin'in de bunlardan bir tanesi olacağına inanıyorum. Peki şu anda Dogecoin ne yapabilir, nerelere gidebilir? Öncelikle herhangi bir altcoin'i şu an izlediğiniz dönemler içerisinde izliyorsanız, yani bunu sonradan izleyenler de olacak, yani bu... işte bir olay sonrasında yaşadığımız piyasadan bahsediyorum. Burada incelemeniz gereken veri Bitcoin dominans verisi olmalıdır arkadaşlar. Dominans verisine bakıp dominans verisine göre yorum yapmalısınız. Şu anda dominansta yükseliş hareketi gözlemlersek bakın bitcoin fiyat hareketi düşüşte ya da yükselişte dominansı yukarı yönlü olarak gidecektir. Bu da altcoinleri aşağı yönlü olarak baskılayacaktır. Yani buradaki yatay seride dominansın düştüğünü görürsek bu da Dogecoin'i yukarı yönlü olarak itecek kısa vadede. Ha, orta ve uzun vadede arkadaşlar Dogecoin'de daha iyi beklentilerim var. Çok rahat bir şekilde şuradaki seviyenin üzerine çıkacaktır. Ve ben bunu çok da uzun vadeye planlamıyorum. Yani kısa vade içerisinde Dogecoin tekrardan 20 sen seviyelerinin üstüne atacaktır diye düşünüyorum. Ve bunu da bir hayal olarak görmeyin. Dogecoin'de ciddi bir şekilde hacim var ve özellikle arkadaşlar sosyal medyada yayılabilecek bir haberle birlikte kendisini yukarı atıp şuraları destek haline getirebilir. Ancak benim şahsi isteğim, şahsi beklentim bu haberin buralarda değil de daha üst konumlarda Dogecoin ile alakalı bir haberin gelmesi, zaten hacimliyken bir haberin gelmesi her türlü Dogecoin'i çok çok daha iyi seviyelere getirecektir. Peki Dogecoin'de olası bir Bitcoin düşüşüyle birlikte Bitcoin 56.000 ile 59.000 aralığına geri çekilirse ne yapabilir? Nerelerden ekleme yapılabilir? Burada arkadaşlar yapılması gereken şudur. Eğer ki şuradaki pozisyonunuz kara geçerse ve burada düşüş emareleri güncel narrativde bir olumsuzluk sezerseniz bunu değerlendirip bir kar alıp aşağıdaki konumlardan ekleme yapıp maliyeti düşürmeniz gerekir. Ve burada ekleme yapılacak konumlar 0,11 sen civarlarında destek noktası mevcut. Bu noktadan dönüş alabilir. Kısa vadede burayı deneyebilirsiniz. Ancak onun altına bir sarkma olduğu takdirde bakın şuranın içerisinde şu alanı doldurmaya çalışacaktır. Ve şu alan dediğim yerde arkadaşlar dip noktası 0,099 seviyesi. Yani 1 diyebiliriz buna. 1'in üzerinde yüksek ihtimalle bir tepki alır. Ve şuradan şöyle bir dönüş hareketi görebiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki çok sert bir hareket gelirse şuralara da iğne bırakır. Ama genel itibariyle şuranın üzerinde kapatacaktır. Bu benim şahsi beklentim ama tabii ki bu nerede olur? Dominansın 60'lı bantlara gittiği ve dominans seviyesinin yanı sıra Bitcoin'in de geri çekilmeyle birlikte 64 bantlardan 56 bin ile 59 bin aralığına düştüğü senaryo gerçekleşirse olur. Burada yararlanmak istiyorsanız da bu senaryodan yapmanız gereken kademeli alış kademeli satıştır. Yani siz %100 malda olursanız Düşüşte sadece bekleyip dönmesini ummanız gerekecek arkadaşlar ve lik olmamayı düşüneceksiniz. Ha spot aldıysanız o zaman da arkadaşlar ekleme yapamayacaksınız. Dip konumlardan daha düşük maliyette Dogecoin sahibi olamayacaksınız. Yani indirimden faydalanamamış olacaksınız. Bunun tek yolu yükselişlerde belli başlı konumlarda kar almak. Düşüşlerde de kademeli şekilde ekleme yapmaktır. Yani şuraya geri çekildi. Buradan hafif bir dönüş gördüm. Bütün her şeyimle mala gireyim. Tekrardan ekleme yapayım. Değil belli bir kademesini alın burada. Bekleyin. Tekrar fırsat geliyor arkadaşlar. Bakın burada konuşurken belki gelmeyecek gibi hissediyorsunuz. Şurada konuşurken özellikle hiç gelmeyecekmiş gibi duruyor. Ama bakın kaç kere fırsat vermiş? Kaç kere alın fırsatı vermiş? Kaç kere kazanç fırsatı vermiş sizlere ya da bana? Yani burada piyasa dinamiklerinde değişimler olsa da değişmeyen tek şey arkadaşlar bir şey sürekli yükselmiyor sürekli de düşmüyor. Burada önemli olan bunu değerlendirebilmek. Bunu değerlendirirken de para kaybetmemek, sonrasında para kazanmak. Şöyle bir önerim var sizlere. Videonun açıklamalar kısmında arkadaşlar herkese açık Telegram kanalı var. Güncel narrative'i takip etmek istiyorsanız, piyasadaki haberlerden vesaire haberdar olmak istiyorsanız şuradaki Telegram kanalına gelebilirsiniz. Haricinde arkadaşlar şuraya da bir Twitter linki bırakacağım. Twitter hesabına da katılıp bunları takip edebilirsiniz. Ha daha fazlasını istiyorsanız analiz güncellemeleri, işlem analizleri, detaylı şekilde vadeli spotta yaptığım alımlar, işlemler bunlar hepsini sohbet şeklinde takip etmek istiyorsanız o zaman arkadaşlar Ücretsiz şekilde trade grubuna gelebilirsiniz. Trade grubuna gelmek için de arkadaşlar trade grubuna destek olan Bitket'e şurada referansımla birlikte kayıt olmanız gerekiyor. Sonrasında kimlik doğrulaması yapıp para yatırma işlemi ve ilk spot ya da vadeli işleminizi gerçekleştirdikten sonra da şuradaki formu doldurup bekleme sürecine girebilirsiniz arkadaşlar. Formu yanlış doldurmamaya dikkat edin. Buradaki bilgilerle size ulaşılıyor arkadaşlar. Uygulama üstünden kaydolmak isteyenler de şurada referans kodu bıraktım. Nariki referans koduyla Bitke'de referansla kaydolmuş olurlar. Diyorsanız ki ben farklı borsada işlem yapmak istiyorum ancak trade grubuna da katılmak istiyorum. O zaman da arkadaşlar şurada katıl butonu üzerinden trade grubu üyeliği satın alıyorsunuz ya da şurada görünmeyenler için link bıraktım. Buradan tıkladığınızda bu üyeliği satın alıp şuradaki formu doldurmanız gerekiyor bu sefer. Bunu eksiksiz şekilde doldurursanız size mail yoluyla dönüş yapılıyor arkadaşlar inceleme tamamlandıktan sonra. Yani videonun açıklamalar kısmında bıraktığım şeyleri değerlendirmek size kalmış arkadaşlar. Burada sizin faydanıza olabilecek birçok şey mevcut. Dogecoin ile alakalı da anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlattıklarım sizlere yararlı olmuştur. Yararlı olduğunu düşünüyorsanız beğeni butonuna basıp kanala abone olarak hem destek olabilirsiniz hem de bu tarz videoların devamı için motivasyon olabilir bu bana. Yorumlar kısmında da incelememi istediğiniz projeleri bırakırsanız çok istek alan projeleri incelemeyi düşünüyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.